Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün yeni konumuza başlıyoruz gençler. Canlılar dünyasındaydık. Biliyorsunuz ki bugün de protistler alemi konumuz olacak. Bakteriler alemini, arkeler alemini bitirmiştik. Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryotlardı. Artık ne yapmaya başlıyoruz? Ökaryot hücre yapısına sahip canlıları anlatmaya başlıyoruz. Hemen ödevlerinizi de vererek konu anlatımına başlayacağım tabii ki. Sayfa 168'den başlıyorsunuz. 170'e kadar bu dersin sonunda çözmediğiniz hiçbir şey kalmamalı. Sıfırdan 9'a biyolojide. 9 Dinamo'da da aynı şekilde gençler protista alemiyle ilgili soruların tamamını birden çözüyorsunuz. Bir sonraki dersimizde de ne yapacağız? Bitkiler alemini anlatacağız. 9 Dinamo'dan da sayfa 129'a kadar çözmediğiniz hiçbir kısım kalmamış olsun. 9. sınıf çok önemli biliyorsunuz ki tüm sınıfların temelini burada atıyoruz. Hazırsanız yasların arkanıza başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde tabii ki protista aleminde bulunan canlılardan bahsedeceğiz. Bu canlıların sahip olduğu genel özellikler de bugünkü dersimizin konusu olacak. Tüm canlılar gibi protist aleminde yer alan canlıların da tabii ki ekonomik değeri, biyolojik değeri var. Bunlardan da bahsedeceğiz dersimizde. Protista alemi dediğimiz zaman canlıları ne yapmıştık? 6 tane aleme ayırmıştık. Öncelikli olarak ne yapmamız lazım? lazım hücresel yapı bakımından gruplandırmamız lazım. Bizim bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Prokaryot ve ökaryotlara baktığımız zaman ikisinde de DNA, RNA, hücre zarı, sitoplazma ve ribozom organeli ortak olarak bulunuyordu. Ökaryotlarda ise DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi. Ökaryotlara çekirdek yüklü hücreler diyebiliyorduk. İkinci ünitede öğrendiğimiz zarlı organeller, Golgi gibi, endoplazmik retikulum gibi, mitokondri gibi organeller ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda zarlı hiçbir organel yoktu. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Prokaryot ve ökaryotlarda ortak olarak bulunan tek organel ribozom organelidir. Ribozom organeli de zarsız bir organeldi. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılara baktığımız zaman bakteriler alemindeki canlılar prokaryottu. Bir de arkeler alemindeki canlıların prokaryot olduğundan bahsetmiştik. Ökaryotlar bugünkü dersimizle birlikte başlıyor. Protista, protistler alemindeki canlılar tabii ki ökaryot. Arkasından kimleri anlatacağız? Bitkiler alemindeki canlılardan bahsedeceğiz. Arkasından mantarlar alemini anlatacağız. Bir de hayvanlar alemindeki canlıların genel özelliklerinden bahsettiğimiz zaman aslında canlılar dünyası ünitesinin hemen hemen sonuna gelmiş olacağız. Arkada çok küçük bir parça olarak kimler kalacak? Virüsler kalacak gençler. Virüsleri canlı alemlerine dahil etmiyoruz. Çünkü bilim insanları virüsler konusunda kararsız. Bazıları canlıdır diyor, bazıları cansızdır diyor. Hem canlılara ait hem cansızlara ait özelliklere bunlar sahipti. Bunlara ne diyeceğiz? Biyolojik varlık ismini vereceğiz gençler. Protista alemine baktığımız zaman hücre sayısı da çok sık karşımıza çıkacak. Hazır buraya kadar yazmışken hemen bir hatırlatma daha yapıyorum. Bakteriler alemindeki canlıların tamamı tek hücreliydi. Arkeler alemindeki canlıların da tamamı tek hücreliydi. Genellemeyi yapıştırdım. Prokaryot hücre yapısına sahip canlıların tamamı tek hücrelidir diyebiliyorum. Protista aleminde birazdan öğreneceğim. Tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı çok hücreliydi. Mantarlar aleminde tek hücreli de var, çok hücreli de var. Hayvanlar alemindeki canlılar da çok hücreliydi. Demek ki... Prokaryotların tamamı tek hücrelidir diyebiliyorum ama tek hücreli canlıların tamamı prokaryottur diyemiyorum tek hücreli olup ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılarımız da var. Mesela amip, öglene ve paramesyumdan bahsedeceğiz. Bunlar tek hücreli canlılar ama protist alemine dahil gayet çekirdekleri olan ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Başlayalım. Protist alemi neymiş? Ökaryot hücre yapısına sahip canlılardan meydana geliyormuş. Protist alemi içerisinde bazı canlılar tek hücreli bazı canlılar ise çok hücreli olacak. Genellikle bu alemde bulunan canlılar sularda yaşayacaklar, nemli bölgelerde yaşamlarını sürdürecekler. Bu alemin içerisinde canlıların beslenme şekillerine baktığımız zaman da yine çok fazla çeşitlilik görüyoruz. Ototrof olan yani kendi besini kendi üretebilen protistler var. Bunlar fotosentez yapacak mesela alplerden bahsedeceğiz. Besinli doğadan hazır olarak alan tüketici protistlerimiz de var. Onlar da heterotroflar grubuna dahil olacak. Mesela paramesyum. Hem ototrof hem heterotrof olarak beslenenler de olacak. Yani fotosentez yaparak kendi besinini kendi üretebilen istediği zamanda besinle dışarıdan hazır olarak alabilen canlı da bulunacak bu grubun içerisine o da bizim için öglene olacak genellikle canlılar üzerinden sorular karşımıza çıkar gençler protista alemindeki canlılara baktığımız zaman amipten bahsedeceğiz öklenadan bahsedeceğiz ve paramesyumdan bahsedeceğiz üçünün de şekli aşağıda karşıma çıkıyor. Şeki size tanıdık gelsin. Belli başlı bir şekli olmayan tek hücreli canlımız amip. Öglena kamçısıyla hareket eden tek hücreli bir canlı, paramesyum dediğimiz canlıya aynı zamanda terlikse hayvan da diyorlar. Benzetme yapıyorlar tabii ki hayvanlar alemine değil, protist alemine dahil bir canlı. Bunun da küçük küçük sil adını verdiğimiz uzantıları var. Silleri sayesinde hareket edebiliyor. Ama protist alemi içerisinde mesela alklerden de bahsedeceğiz. Alkler çok yüksek düzeyde fotoğraflar fotosentez yapan canlılardır denizlerde, okyanuslarda bulunuyorlar. Hatta derler ki dünyadaki tüm bitkiler yok olsa bile alplerin yaptığı fotosentez, oksijen ve karbondioksit döngüsü için yeterlidir. Yani hiç yatsınamayacak düzeyde fazla fazla fotosentez yapan canlılardan bahsediyoruz. Yine bu grubun içerisinde cıvık mantarlar dediğimiz bir canlıdan da bahsedeceğiz. Önemli olan ne? cıvık mantar mantar değil o protista alemine dahil bir canlıdır. Soru yazıyoruz bazen diyorum ki şapkalı mantar, maya mantarı, cıvık mantar, yukarıda verilen canlılardan hangileri mantarlar aleminde yer alır gibi soru yazıyoruz. Cıvık mantarlar mantar değil benzetme yapılmış ismi verilirken o bir protistir. Bunun haricinde hastalık yapan protistler de var. Mesela sıtma hastalığına sebep olan plazmodium malaria dediğimiz yine tek hücreli bir canlımız var ya da uyku hastalığı dediğimiz hastalığa sebep olan tripanosoma dediğimiz tek hücreli yine bir protistimiz var. Bunlardan detaylı olarak bahsedeceğiz. Genellikle dediğim gibi canlılar üzerinden sorular karşımıza çıkacak. Hazır Amip, öglene ve paramesyumun şekli karşımdayken bunların da genel özellikleri çok çıkacağına göre üstünde bir duralım. Amip, öglena ve paramesyum'a baktığımız zaman bunlar tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılar. He, durdum. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılarda su hep hücre içine girmek ister. Bunlar da suyu alıp şişip şişip patlayabilir. Patlamasınlar diye bu üçünde ne vardı gençler? kontraktil koful dediğimiz koful var. Yani enerji harcanarak fazla suyun dışarıya atılmasını sağlıyordu. Sadece tatlı sularda yaşayan tek hücreliler de vardı. Amip, öglene ve paramesyumdan bahsediyoruz. Amip, öglene ve paramesyum aktif olarak yer değiştirebilen canlılardır. Mesela amibin belli başlı bir şekli yok. Yalancı ayakları sayesinde hareket edebiliyor. Öglena kamçısı sayesinde yer değiştirme hareketini gerçekleştiriyor. Paramesyum ise bulundurduğu siller sayesinde hareket edebiliyor. Amif ve paramesyum heterotrof yani besini dışarıdan alan canlılardır. Öglenay'ı unutmuyorsun çok özel bir canlı kloroplastı var fotosentez yapabiliyor istediği zaman dışarıdan da alabiliyor yani heterotrof beslenme özelliğine de sahip hemen devam edelim. Tabii ki avlanarak beslenen türlerin yanı sıra ayrıştırıcı ve parazit türler de bu grubun içerisinde yer alacak. Ayrıştırıcı olarak kimi bileceksin? Cıvık mantar dediğimiz grubu bileceksin. Cıvık mantarlar ayrıştırıcılar grubuna dahil oluyor. Parazit dediğimiz zaman ise hastalık yapan türlerden bahsediyoruz. Mesela tripanosoma dediğimiz tek hücreli bir protist var. Bu uyku hastalığı denilen hastalığa sebep oluyor. Ya da plazmodium malaria dediğimiz tek hücreli bir canlı var. Bu da sıtma hastalığına sebep oluyor. Bunlar insanlara sineklerle taşınıyor tripanosoma çeçesineği denilen bir sinekle taşınıyor. Sıtma hastalığına sebep olan plazmodium malaria ise Yine bir sinekle insan vücuduna geçiş yapıyor gençler. Sıtma bazen böyle üşüdüğümüz zaman diyoruz ki ay benim bir sıtma tuttu. Aslında sıtma dediğimiz öldürücü bir hastalıktır. Al yuvarların patlamasına sebep olan bir hastalıktır. Biz benzetme olsun diye üşüdüğümüz ay benim bir sıtma tuttu diyoruz. Ama sıtma öldürücü bir hastalık dediğim gibi. Bir de unutmuyorsun uyku hastalığı ne kadar masum bir ismi varmış gibi görünse de iç organların uyumasına neden oluyor. Yani iç organların iflas etmesi çalışmamasına neden oluyor üretici olanlar ne yapacaklar taşıdıkları kloroplast sayesinde fotosentez yapacaklar atmosfere çok büyük oranda oksijen verecekler bu üretici canlılara da mesela alklere örnek verebiliriz altın sarısı alk kırmızı alk yeşil alk kahverengi alk gibi alk çeşitlerimiz var yani de bulundurdukları pigmentlere bulundurdukları renklere göre isimlendirilir Biliyorlar. Tekrardan hatırlatmış olayım amip, öglena, paramesyum, tripanosoma, Plasmodium alkler ve cıvık mantarlar protist aleminde karşımıza çıkacak, çıkacak örneklerdir. Hemen bakıyorum protistler sahip oldukları sil, kamçı ve yalancı ayak gibi uzantılarla aktif yer değiştirebilir. Sile kim sahipti? Paramesyum. Kamçıya kim sahipti? Öglena. Yalancı joya kim sahipti amip bunlar bu uzantılar veya e, yapılar sayesinde yer değiştirebiliyor. Tatlı sularda yaşayanlarda fazla su dışarıya atılsın diye mutlaka ne bulunacakmış? Kontraktil koful dediğimiz koful bulunacak. Kontraktil koful da ATP yani enerji harcanarak suyun hücre dışına atılmasını sağlıyor. Baktığım zaman paramesyum silleriyle hareket ediyordu. Paramesyum da şöyle bir durumda geçerlidir gençler. H hem küçük çekirdeği hem de büyük çekirdeği bulunacak. Küçük çekirdek dediğimiz çekirdek aynı bakterilerdeki gibi konjugasyon dediğimiz gen aktarımı söz konusu oluyor. Konjugasyonda görev yapacak büyük çekirdek ise neyi her şeyde. Metabolik aktivitelerde, ikiye bölünerek çoğalmada Diğer olayların kontrolü büyük çekirdekte olacak. Yine protist alemine baktığımız zaman çok fazla çeşit olduğu için hem eşeyli üreyen hem eşeysiz üreyebilen türler vardır diyebileceğiz. Amip'i düşündüğümüz zaman da Amip endositoz yapan canlıların en güzel örneği endositoz neydi? Hücre zarının dışında büyük bir molekül varsa hücre gidiyordu yalancı ayaklarla bu molekülün etrafını iyice sarıyordu. Bir bakıyordum hop içeriye almış büyük şeyi. Hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olan şeylerin hücre içine alınmasına endositoz. Hücre dışına atılmasına ise egzostoz ismini veriyorduk. Mesela amip endositoz yapan bir türdür büyük bir şeyi içeriye aldığı zaman da ne yapacak? İçeride parçalayacak. Yani hücre içi sindirim gerçekleştirecek. Alglere baktığımız zaman tek hücreli çok hücreli aygler var ama bunlardan bir araya gelip çok hücreli oldukları zaman doku oluşumu söz konusu değil. Yıldız, 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 doku oluşumu yok gençler. İşbirliğine dayalı bir koloni oluşturma yetenekleri olacak. Yani tek hücreli aygler bir araya gelip bir grup oluşturacaklar. Ama grupta bulunan her hücre kendi işini kendi gerçekleştirecek. Doku oluşumu söz konusu değil. Protistlerin geleyim biyolojik ve ekonomik önemine denizlerde ve tatlı sularda yaşayan bazı protistlerin hücre duvarlarında silisyum dediğimiz bir madde bulunuyor. Bu silisyumlar bu protistler öldükten sonra zemine çöküyorlar. Tortul kayaç dediğimiz organik yapıları oluşturuyorlar. Sonra bu tortul kayaçlar toplanıyor. Diş macunlarında parlatıcı olarak kullanılıyor. Binalarda yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor. Yani protistler diş macunu yapımında, bina yalıtım malzemesi yapılında kullanılabiliyor. Günümüzde biliyorsunuz insan nüfusu çok hızlı artış gösteriyor. Tabii ki bu artan nüfusu doyurmak lazım. Alternatif besin kaynakları da anladık araştırılıyor. Yurt dışında alkler besin olarak tüketilmeye başlandı. Yani alkleri toplayıp doğrudan besin olarak tüketebiliyorlar. Bizim ülkemizde henüz çok yaygın bir şekilde bu iş gerçekleştirilmiyor. Ama alklerden elde edilen bazı maddeler gıda ürünlerine katılıyor. Mesela hazır çorbalarda kıvam arttırıcı olarak pudinglerin yapısında, ketçap, mayonezin yapısında alklere rastlayabiliyoruz. Alkler protein, vitamin ve mineral içeriği yönünden zengin olmaları nedeniyle besin olarak tüketilebiliyor. Evsel ve canlı atıkların temizlenmesinde antibiyotik üretiminde yani tıpta da kullanılıyor. Kozmetik ve tıbbi ürünlerin yapımında da kullanılıyor. Plastik ve bayo endüstrisinde kullanılabildiği gibi tekstilde de yine alklerden yararlanabiliyoruz. Alklere baktığım zaman dedim ki dünyadaki bitkiler yok olsa alklerin yaptığı fotosentez oksijen ve karbondioksit döngüsü için yeterlidir diyorlar. Demek ki madde döngülerinde alkler çok büyük bir yere sahip atmosferi hem oksijen bakımından zenginleştiriyorlar hem de o denizlerde okyanuslarda yaşayan diğer canlıların besin ihtiyacını karşılamış oluyorlar. Ayrıştırıcı protistlerimiz de var. Var. Kimi örnek olarak bileceksin cıvık mantarları bileceksin ayrıştırıcı ne demekti eğer bir canlı organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürüyorsa biz o canlıya ayrıştırıcı saprofit çürükçül canlı ismini veriyorduk ayrıştırıcı canlılar olmazsa ekosistemlerde döngüler gerçekleşemez ölüler parçalanacak, organik atıklar parçalanacak, inorganik maddelere dönüşecek ki üreticiler tekrardan bu inorganik maddeleri organik maddelere çevirsinler. O yüzden ayrıştırıcı, sağ profit, çürükçül canlılarımız olmazsa olmazımızdır. Bu grubun içerisindeki cıvık mantarlar da ayrıştırıcı canlılar. Sporla çoğalabilen bazı protistler var. Omurgalı ve omurgasız hayvanlarda parazit olarak yaşıyorlar. Kimi örnek verdik? sıtma hastalığına sebep olan plazmodium malariyayı uyku hastalığına sebep olan tripanosomayı örnek olarak verdik. Bunlardan işte sıtma hastalığına sebep olan anofel cinsi sivrisineğin vücudunda yaşıyor. Belli bir çoğalma evresine geliyor. Sonra o sivrisinek beni ısırdığı zaman bana Tek hücreli olan o plazmodiumu bırakmış oluyor. Plazmodium benim kanımdaki oksijen ve karbondioksit taşıyan al yuvarlarının içine yerleşiyor. Bu al yuvarları patlatıyor. Böylelikle sıtma hastalığı meydana geliyor. Uyku hastalığında da aynı mantık geçerli. Bu sefer de çeçe sineğinin vücudunda. O canlı çoğalıyor sonra çiçe sineği beni ısırdığı zaman benim vücuduma geçmiş oluyor. Biraz bahsedelim. Çeçe sineği tarafından bulaştırılan uyku hastalığının tatarcık sineği ile bulaştırılan şart çıbanının anafel cinsi sivrisineğin dişisi tarafından bulaştırılan sıtma hastalığının sebebi sporla çoğalan protistlerdir. Bunlar spor oluşturuyorlar. Konu anlatımımızı bitirdik. Birkaç tane de soru çözüp konumuzu kapatıyoruz gençler. Yukarıda verilenlerden hangileri protista aleminde yer alan Foto ototrof canlılardır. Fotoototrof ne demek? Yani hangileri fotosentez yapıyordur, kendi besini kendi üretiyordur diyor. Cıvık mantarlar dediğimiz zaman tabii ki almadım. Bunlar ayrıştırıcı canlılar. Bir canlı ayrıştırıcı ayrıştırıcıysa heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. 2'yi de almadım. Siona bakteriler fotosentez yapan bakterilerdir ama adı üstünde bunlar bakteri, protista aleminde ne işi var? Algler tabii ki protista aleminde fotosentez yapan canlılardır. Öglena'nın da hem ototrof hem heterotrof beslendiğini unutmayın. Gençler yani gayet fotosentez yapabiliyor. Cevabımız da 3 ve 4 oldu. Ama burada yine bir hatırlatma yapayım. Biz konuları anlatırken sadece iki canlının hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip olduğunu söyleyeceğiz. Bunlardan birincisi karşıma çıktı öglenadır. Diğeri ise sinek kapan ya da böcek çil bitki dediğimiz bitki olacak gençler. Böcek çil bitki sinek kapan gayet fotosentez yaparak kendi besini kendi üretiyor. Ama azotça fakir topraklarda yaşadığı için azot ihtiyacını da yakaladığı böceklerden elde ediyor. O yüzden yine hem ototrof hem heterotroflar grubuna dahildir diyoruz. Geldim diğer bir soruma. Protistlerle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Metan gazı üretebilen türleri sayesinde biyo yakıt üretilebilir. Bir önceki dersi hatırla arkeleri anlatırken en çok kimin üstünde durduk? Metanojenik arkelerin, yani metan gazı üreten arkelerin üstünde durduk. Geleceğin enerji kaynağı bu. Canlıların ürettiği gaz biyo yakıt dedik. Hem atıkları parçalayarak metan gazı oluşturuyorlardı. Atıklarımdan kurtuluyordum. Hem de bu gaz çevreye çok az zarar veriyordu. O yüzden geleceğin enerji kaynağı olarak düşünülüyordu. Demek ki protistlerle alakalı değil bu arkelerle alakalı bir durumdu. Bazıları protein ve mineral içeriği yönünden zengindir. Besin olarak tüketilebilir. Kimleri söyledik? Alkleri bu konuya örnek olarak verdik. İnsanlarda hastalığa neden olan bir türü henüz tespit edilmemiş. Hadi oradan sıtma hastalığına, uyku hastalığına sebep olan türler var. Yani protist aleminde gayet hastalığa sebep olan türlerle karşılaşıyoruz. Hangileri söylenebilir dediği için cevabım yalnız iki oldu. Geldim diğer bir soruma. Protista aleminde bulunan canlılar aşağıdaki gibi gruplandırılabilir: Protozoalar, cıvıkartlar, suyosunları bazen bu şekilde karşınıza çıkabiliyor gençler özellikle koyduk. Biraz eski müfredatta protozoalar olarak isimlendiriyorduk. Bu isimle kimi kastediyorum onu söylemek istiyorum karşınıza çıkarsa şaşırmayın diye. Amip, öglena ve paramesyumdan bahsediyoruz. Paramesyum diye de şuraya yazayım. Yani tatlı sularda yaşayan tek hücreler bahsediyoruz. Su yosunları dediği zaman da aslında kimden bahsediyor? Alplerden bahsediyor. Buna göre bu canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Hücre duvarı bulundurma. Bir kere... Alklerde var ama amipte hücre duvarı yok ki kontraktil kofullarla su boşaltma amip öglene paramesyum da var diğerlerinde yok ki zarla çevrili kalıtım materyali bulundurma zarla çevrili kalıtım materyaliyle kastettiğim şey de aslında çekirdek bulundurmadır sonuçta bunların hepsi Ökaryot, yani bunlar çekirdekli hücrelerdir. O yüzden C'yi ortak olarak aldım. Yalancı ayaklarla hareket etmeye amip alabiliriz, cıvık mantarları alabiliriz organik atıkları inorganik maddelere çevirme dediği zaman da ayrıştırıcı olma, çürükçül olma aklıma geldi. Buna da örnek olarak cıvık mantarları verebiliriz. Gençler hemen konumuzun sonuna geldik. Şöyle bir özetleyip kapatalım. Protista aleminde tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var ve bunlar kesinlikle ökaryot hücre yapısına sahip. Genellikle sularda, nemli bölgelerde yaşıyorlar. Fotosel sentez yapan ototrof türler var. Besinle dışarıdan hazır olarak alan heterotrof türler var. Kendi besinle kendi üretip dışarıdan hazır olarak alabilen yani öglena da bu grubun içerisinde. Ayrıştırıcı olan cıvık mantarlar var. Plazmodium, tripanosoma gibi hastalık yapan parazitler var. Paramesyumda sil var. Öglenada kamçı var. Amipte yalancı ayaklar var. Aktif yer değiştirebiliyorlar. Tatlı suda yaşayan amip, öglena ve paramesyumda kontraktil koful dediğimiz koful bulunuyor. Fazla suyun dışarıya atılmasını sağlıyor gençler. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Bir sonraki dersimizde bitkiler ve mantarlar alemi konumuz olacak gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.